Televizyon ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Fenerbahçe 14 yaş altı futbol takımımız bu 14 Gelişim Ligi 2. grup 13. hafta erteleme maçında derbide Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde iki takım kaptanları ve karşılaşma hakemleri top ve kale seçimini gerçekleştirdi. Birazdan karşılaşmanın ilk düdüğü çalacak ve mücadele başlayacak. Galibiyet konuşması, galibiyet yemini şu anda karşılaşma öncesi, her karşılaşma öncesi olduğu gibi son olarak Tuzla Spor'u konuk etmiş ve o maçtan 5-0'lık galibiyette ayrılmıştık. Ve o karşılaşmayı da Fenerbahçe televizyon ekranlarında ekranlara getirmiştik. 14 karşılaşmada 35 puanı var ekibimizin. Haftaya lider giriyor. Beşiktaş'ın ise 14 karşılaşmada 34 puanla 3. sırada olduğunu aktaralım. Altınordu'da 15 karşılaşma sonunda 34 puanla ligin 2. basamağında yer alıyor. Bugün kalede Yağız Ege Şalcı görev yapacak. Tuğrul Selçuk Kapucu, Eren Bulut Meyre, Rıdvan Arman ve Yakupan Demir dörtlüsü. Orta sahada da Eyüp Çetinkaya, Muhammed Ali Dener ve Doğukan Erciyes. İleride Tarhan Seviş, Mustafa Okkalı ve Ercan Tuncel şeklinde bir dizilişimiz olacak bugün. Fenerbahçe'mizde Ercan santra noktasında onun ilk vuruşuyla karşılaşma başlayacak. Keyifli bir karşılaşma olmasını umuyoruz. İlk düdük geldi ve maça Fenerbahçe'mizin vuruşuyla başlandı. İleri doğru uzun top. Eyüp'ten önce savunma bu topu karşıladı. Sağ kanattan Beşiktaş atağı. Orada topu kapmayı başardık Hürkan'dan. Bir kez daha Hürkan araya girip topu takımına kazandırdı. Savunmamızda son müdahale. Ve taç. Yine müdahalemiz var. Atak yönü sağ kanat. Ceza sahasına gönderildi top. Rıdvan önce kontrol, ardından ileriye doğru uzun top. Ercan göğsüyle indirdi. Araya girebilir miyiz? Savunmanın müdahalesi var. Beşiktaş savunması bu topu uzaklaştırdı Efe ile. Yarı sahamızda baskısı var. Konuk ekip oyuncuların yine bu baskıyla topu kazanmayı başarırlar. Sağ kanattan ceza sahasına girdi. O noktada Hürkan. Top ayağına dolandı Hürkan'ın. Şimdi araya girmeye başarıyoruz. Bir kez daha kontratak şansı bulabiliriz. Eyüp Çetinkaya. Eyüp sol ayağı, sol kanada doğru bir pas denemesi. Yılmaz Efe'nin müdahalesi var. Taç Fenerbahçe'mizin. Ya Kupan taç atışını kullandı. Bir taş daha. Tarhan bıraktı Yakupan'ı. Kalabalıktan topla çıkmayı başardık. Rıdvan. Rıdvan'dan Eren Bulut'a. Eren Bulut. Eyüp. Sağ kanatta destek var. Eyüp şimdi orayla oynamayı başardı. Muhammed Ali. Muhammed Ali'nin topuna müdahale var. Atağımız devam edecek. Ceza sahasına doğru yüksek bir top. Kaleci Toprak hata yapmıyor bu pozisyonda. Toprak Ada Tepe. Ekrana gelinsin Beşiktaş'ın file bekçisi Musab. Musab'tan Hürkan'a doğru uzun bir top. Atak yönü sağ kanat. Hürkan şimdi Yiğit koşu gösterdi. Onunla oynadı Yiğit. Yiğit'ten bir çalım. Yiğit sağ kanattan girdi ceza sahamıza. Yiğit solayla yaptı ortası. Gelişine bir vuruş. Savunmamızın müdahalesi var. Sonrası topu ceza sahamızdan uzaklaştırdık. Ancak atak devam edecek. Yılmaz Efe. Yılmaz Efe bekletmeden orta denedi. Bu top doğrudan dışarıya gidiyor. İşte bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Gelişine bir vuruş. Savunmamızda kritik bir müdahale. Tuğrul Selçuk'tan sonrasında da top dışarıya çıkmıştı. Yağız Efe'den uzun bir top denemesi isabetli olmadı. Rıdvan araya girmeyi başardı. Şimdi kontratak şansı bulabiliriz. Mustafa'dan sol kanada. Şimdi Tarhan aldı topu.
Bir kez daha Mustafa. Rıdvan. Yeniden Mustafa. Top ayağından açıldı. Doğukan o noktaya hareketlendi. Topu bir kez daha kazandık. Doğukan Erciyaz çekti sahne. Topu rakibinden kurtarmayı başardı Doğukan. Eyüp koşu gösterdi. Onun önüne oynadı Eyüp. Sol kanattan ceza sahasına girebilir. Çok kritik bir müdahale Beşiktaş savunmasından. Alper'in kritik müdahalesi. Top bir kez daha toprakta kalıyor. Topraktan yüksek bir degaj. Bu topu karşıladık. Şimdi Eren Bulut. Gelişi güzel bir vuruş. Musab var o noktada. Orta alanda Eyüp'te kaldı. Eyüp Çetinkaya şimdi Ercan savunma arkasına hareketlenmişti. Top topuğuna çarptı. Sonrasında Beşiktaş savunması bu topu uzaklaştırıyor. Bir kez daha Tarhan indirmeyi başardı. Orta alanda Mustafa ilk pozisyon için evet. O işarette geldi. İlk pozisyon için faul düdüğü geliyor. Duran topu paslaşarak kullandık. Bu kez Taç ekibimizin 35 dakikalık 2 devre halinde oynanıyor. O 14 gelişim liginde karşılaşmalar. Bu arada Taç el değiştirdi. Taç atışında bir ihlal var. Efe. Yarı sahamıza doğru yüksek bir top. Rıdvan hata yapmadı. Beşiktaş hata devam edecek. Hürkan şimdi pasını aktardı. Ceza sahasından şut denemesi Yiğit'ten müdahalemiz var. Atak sürüyor. Bir müdahale daha. Topu henüz uzaklaştırabilmiş değiliz. Rıdvan riske girmedi. Rıdvan Taç Beşiktaş'ın. Yağız bıraktı. Adaşı Yağız Baran'a. Yağız Baran taç atışını kullanacak. Ahmet Arif ileride top istedi. Şimdi onunla oynadı. Müdahalemiz var. Bir taş daha. Köşe gönderine biraz daha yaklaştı. Siyah beyazlı ekip. Yağız Baran'ın topuna müdahalemiz var. Son müdahale ondan. Taç bu kez ekibimizin Tuğrul. Taç atışını kullandı. İleriye doğru Ercan. Ercan'dan önce müdahale var. Efe. Efe oyuna genişlik kazandırdı. Sağ kanatta Hürkan. Yakupan var karşısında Hürkan. Araya girmeyi başardık. Tarhan. Sol kanattan Tarhan'dan Ercan'ın koşuğuna bir pas. Offside bayrağı kalkmadı. Ercan Tuncel. Eyüp de hata destek verdi. Ercan aldı rakibini karşısına çekti. Sağına Ercan top hala onda. Şimdi geriye doğru oynadı Mustafa. Mustafa ata sağ kanada çevirdik Tuğrul. Muhammed Ali. Bir kez daha Tuğrul baktı. Ceza sahası Tuğrul yerden çevirdi. Eyüp'ten önce savunmanın müdahalesi var. Köşe vuruşu Fenerbahçe'mizin. Görüntüdeki isim Efe. Topa son dokunan isim o. Riske girmedi. Bu topu dışarıya gönderdi. Sağ kanatta Tarhan ve Eyüp ikilisi köşe gönderine yakınlar. Paslaşarak kullandık. Bir kez daha Tarhan. Onun pası Tuğrul'a. Tuğrul dışarıya çıktık ancak şut imkanı bulamadık. Ercan'la kontratak şansı Beşiktaş adına. Yağız Karabulut'tan savunmamızın arkasına doğru uzun bir top. O noktadaki isim Doğukan. 2'ye 1 yakalayabilirdi. Konuk ekip kalemizi ancak Doğukan hata yapmıyor. Atak yönü sağ kanat olacak. Şu anda taç atışı için top bekleniyor. Yılmaz Efe gerçek. Sağ kanattan taç atışını kullanacak. Hürkan kendini gösterdi. Yiğit'le oynadı Yiğit. Hürkan'a doğru atak yönü sağ kanat. Hürkan topu kurtarmayı başardı. Hürkan araya girmeyi başarıyoruz. Yakupan'la Taran, Rıdvan. En ileride Ercan. İki elini kaldırdı. Top istiyor. Şimdi ona doğru uzun bir top. Ercan açtı top. Beşiktaş savunması bu topu da karşılamayı başardı. Baskımız var orta alanda. Hürkan. Yılmaz Efe'den ceza sahamıza doğru yüksek bir top. O noktada Eren Bulut kafayı vurdu. Sonrasında da Tuğrul ceza sahamızdan bu topu uzaklaştırdı. Muhammed Ali. Muhammed Ali pasında isabet yok. Boşta kaldı. Araya girmeyi başardık. Bir kez daha Eyüp Çetinkaya. Dar alandan güzel çıkmayı başardık. Bir kez daha Eyüp. Eyüp'ten savunma arkasında Ercan'ın koşusu var. Offside bayrağı havada Ercan için. 8. dakika. Eyüp çok güzel gördü savunma arkasını ancak.
Ercan Tuncel için offside bayrağı kalkıyor. Offside'den doğan en direkt serbest vuruşu da Alper. Şimdi kullandı Yağız Barankaya. Pasında isabet yok. Tuğrul Selçuk araya girdi. Tuğrul şimdi pasını aktardı Muhammed Ali. Tek topta isabet yok. Efe sol kanada doğru uzun bir top taç bu kez. Sarı lacivertli ekibimizin olacak. Tuğrul taç atışını kullanacak isim. Eyüp kendini göstermişti. Tuğrul daha ileriye oynamak istedi. Eyüp'te kaldı top. Doğukan oyuna genişlik kazandırdık Doğukan'la. Tarhan orta alanda aldı topu. Tarhan Seviş. Mustafa, Rıdvan, Eren Bulut, bir kez daha Tuğrul, baskı var Ahmet Arif'ten, Tuğrul'un tek topunda isabet yok, bir isabetsiz pasla konuk ekipten Rıdvan'a kadar geldi top, Rıdvan, Yakupan, Tarhan'dan önce müdahale var, Tarhan bir kez daha topu kazandırdı, Yakupan, top kaybı Yakupan'dan. Kritik bir müdahale daha geldi Rıdvan'dan. Boşta kalan top bakalım kimin kontrolüne geçecek. Beşiktaş hata devam ediyor. Yiğit. Yiğit üst üste çalımlar. Ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Yiğit top. Doğrudan dışarıya gidiyor. İşte bir kez daha izliyoruz. Yiğit Kabaktaş. Beşiktaş'ın kaptanı. Şutun sahibi ancak. Bu vuruş doğrudan dışarıya gitti. Kale vuruşunu paslaşarak kullandık. Yağız Efe. Ercan'a doğru uzun top. Ercan göğsüyle indirdi Eyüp. Eyüp'ten ileriye doğru yüksek bir pas daha. Yağız Baran bu topu karşıladı. Atağımız devam edecek Mustafa. Doğukan. Önündeki Tarhan'la oynadı. Tarhan Seviş atak yönü sol kanat baktı. Ceza sahasına Tarhan arka direğe uzun bir top. Takım arkadaşını geçti bu top. Ahmet Arif. Ahmet Arif'ten ileriye doğru bir pas. Savunmada hata gelmiyor Eren Bulut'tan. Ekranda geldi Eren Bulut Meyre. On birinci dakika oynanıyor karşılaşmada. Düşük bir tempo var. Golsüz eşitlik sürüyor derbide. Yine top kapma mücadelesi var. İki takım oyuncuları arasında Eyüp. Eyüp topu rakibinden kurtardı. Eyüp yerde kaldı. Faul düdüğü geliyor. Beşiktaş'ta da Ege Pırasoğlu. Henüz ayağa kalkabilmiş değil. İşte Ege'nin yerde kaldığı pozisyon. Tedavi istenmedi. Orada Ege değil Efe. İsmi de düzeltmiş olayım bu boşlukta. Sakatlığı yok. Oyun duran topla bir kez daha başlayacak. Mustafa'dan Tuğrul'a. Eren Bulut. Çekti topu Eren. Rıdvan'la oynadı Rıdvan. Sol çizgide Tarhan koşu gösterdi. Ona doğru uzun ve etkili bir top. Tarhan. Tarhan Seviş. Yılmaz Efe var karşısında Tarhan. Doğukan. Sol kanattan orta Eyüp var. Ceza sahası içinde Eyüp kontrol. Eyüp'ün vuruşu top savunmaya da çarpıp dışarıya gidiyor. 12. dakika. Görüntüdeki Eyüp Çetinkaya işte önce kontrol ardından sol ayağıyla vurdu. Savunmada müdahale yapan isim Efe. Sol kanattan Ercan. Köşe vuruşunu kullanacak. Tuzla Spor'u 5-0 mağlup ettiğimiz karşılaşmada 2 golü vardı Ercan'ın. Ercan ortasını yaptı ön direkte Efe. Efe Pırasoğlu bu topu karşılıyor Eyüp. Muhammed Ali bekletmeden ceza sahasına gönderdi Rıdvan'ın kafa vuruşu. Offside beklentileri var. Offside yok ancak top farklı şekilde dışarıya gitti. Savunmadan ileriye çıkmıştı Rıdvan. İyi bir vuruş gelmedi. Oyun yeniden başladı Alper. Yağız Baran. Yağız Baran'dan ileriye doğru uzun top. Efe Pırasoğlu'na iyi kontrol şansı vermedik. Efe baskıyla topu takımına kazandırdı. Yağız uzun bir pas. Top bir kez daha takımımıza Tuğrul'dan şimdi ileriye doğru gelişi. Güzel bir vuruş top. Konuk ekip kalecisi Toprak Adatepe'ye gidiyor bir kez daha. Konuk ekibe sonradan
dahil olmuş bir isim Toprak. Uzun bir degaj Rıdvan kafayla indirmişti. Hürkan atak yönü sağ kanat, Beşiktaş adına müdahalemiz var. Taç konuk ekibin. Hürkan bıraktı topu. Yılmaz Efe kullanacak. Yılmaz Efe doğrudan dışarıya gönderdi bu taç atışını. Kale vuruşunu kullanacak Yağız Efe Şalcı. Baskı vardı o topu. Yarı sahamızdan henüz çıkaramadık Yağız Baran. Top dışarıda, faul düdüğü var. Yağız Baran yerde kalan isim. Taç çizgisinin hemen yanından. Buduran topu kullanacak Beşiktaş. Yağız Baran topun başında. Yağız Baran ceza sahamıza doğru uzun bir top. Kalecimiz bu topu sektirdi. Sonrasında savunma. Topu ceza sahasından uzaklaştırdık. Güneşin de etkisiyle. Kalede Yağız Efe. Yağız Ege Şalcı. Bu topu sektirdi. Sonrasında uzaklaştırdık. Şimdi Yağız Ege'den ileriye doğru uzun bir top. Savunma bu topa yükseklik kazandırdı Alper'le. Mustafa. Rıdvan. Tarhan. Bir kez daha Rıdvan. Mustafa. Baskıda top kaybı geldi Ahmet Arif. Ege. Yağız Baran bekletmeden yaptı ortasını. Rıdvan bu topu karşılıyor. Topun düştüğü yerde yine konuk ekip oyuncuları var. İki takım da henüz istediği oyun kontrolünü sağlayabilmiş değil. Ercan'ın baskısı var. Toprak. İleriye doğru yüksek bir top da Mustafa'yı açtı. Efe Pırasoğlu. Rıdvan bu topu karşılıyor. Efe Pırasoğlu için ofsayt bayrağı havada. Geriden geldiğini işaret etti karşılaşmanın hakemi. Rıdvan'ın ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşu hemen kullandık. Eren Bulut. Bir kez daha Rıdvan. Eren Bulut. Rıdvan. Yakupan. Basında isabet yok taç. Doğukan hareketlenmişti ancak top doğrudan dışarı gitti. 16. dakika oynanıyor. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Musab. Musab iki oyuncumuz arasından topu saklayarak çıkmayı başardı. Şimdi Hürkan'la oynadı. Sağ çizgide Hürkan. Yeniden Musab. Bir kez daha Hürkan'ın koşu yoluna. Hürkan sağ kanadı çok etkili kullandı. Bugün bir çalım daha geldi Hürkan'dan. Ceza sahasına girdi. Top hala Hürkan'da. Müdahalemiz var. Topu saklamaya devam ediyor Hürkan. Şimdi araya girmeyi başardık. Doğukan, Tarhan. Bir kez daha Doğukan. Yağız girdi araya. Rıdvan. Ercan. Eyüp top onun önünde kaldı. Saklamayı başardı. Eyüp Çetinkaya oyuna genişlik kazandırdı. Tuğrul Selçuk. Ondan tek top Muhammed Ali. Muhammed Ali. İlk rakibinden topu kurtardı. Atak yönü sağ kanat Muhammed Ali Dener'i. Top hala onda. 3 rakibi var etrafında. Muhammed Ali Dener'i çizgi üstüne topu saklayarak çıkmayı başardı. Eyüp Çetinkaya baktı ceza sahasına Eyüp. Sol ayağıyla arka direğe doğru uzun bir top. O noktada iyi kontrol gelmedi. Savunma topu en uzaklaştırabilmiş değil. Gelişine bir vuruş top dışarıda. Tarhan şutun sahibi. 17. dakika işte bir kez daha izliyoruz. Savunma topu uzaklaştıramadı. Gelişine bir vuruş. Top dışarıya gitti. Yine rakip yarı sahada baskıyla topu kazandık. Muhammed Ali Dener'i topu rakibine çarptırıyor taç. Fenerbahçe'mizin olacak. Tuğrul Selçuk. Taç atışını kullanacak isim. Ercan yerde kaldı. Yan hakemin hemen gözünün önünde pozisyon. Faul düdüğü geliyor. Tehlikeli bir pozisyon şansı bulabiliriz. İşte bir kez daha izliyoruz Ercan'ın yerde kaldığı pozisyon. Yağız Baran Kaya. Faul yapan isim. İyi bir ortada gol izleyebiliriz.
18. dakika oynanıyor. Topun başında Doğukan var. Tek kişilik bir Beşiktaş barajı. İşaret geldi. Doğukan yaptı ortasını ceza sahasına. Arka direkte kafa vuruşu. Kaleciden hata gelmiyor. Toprak Adatepe rahatlıkla bu topun kontrolünü sağladı. Topu hemen oyuna soktu ancak isabetsiz bir başlangıç. Araya girmeyi başardık. Eren Bulut baskı var. Ona pasında isabet yok Eren Bulut'un. Yaz Baran'dan ileriye doğru bir pas denemesi. Bu top dışarıda. İşte ortayı bir kez daha izliyoruz. Arka direkte kafa vuruşunu bulduk ancak Toprak bu topu sektirmedi. Tuğrul Selçuk taç atışını kullandı Eyüp. Eyüp Çetinkaya şimdi sağ çizgiye bir pas. Muhammed Ali topu takip ediyor. Efe topa daha yakın. Riske girmedi Efe Taç. Fenerbahçe'mizin olacak. 19. dakikada tamamlanıyor artık. 20. dakikaya girmek üzereyiz. İlk devrede normal sürede son 15 dakika. Tuğrul Selçuk taç atışını kullandı. Topu yeniden kazandık. Eyüp'le Eyüp Çetinkaya son çizgiye inmek istedi. Topuna müdahale var. Köşe vuruşu kazanıyoruz sağ kanattan. Taran Seviş şu anda o noktadaki isim. Etkili ortalar yapabilen bir isim Taran. Taran kullandı köşe vuruşunu. Kafa vuruşu da geldi top dışarıda. Yine kafa vuruşu şansını buluyoruz. Bu kez Yakupan şutun sahibi. Ancak bu pozisyonda da çerçeveyi tutturamadık. Eren Bulut bu arada kafayı vurmuş. Tekrar da bir kez daha izledik. Efe'yi döndürmedik. Eren Bulut'la top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı. Sonrasında faul düdüğü var. Musab yerde kalıyor. Konuk ekipte. Alper sol kanada doğru uzun bir top. Kafayla indirildi. İsabet yok. İleride Ercan koşu gösterdi. Şimdi ona doğru bir pas. Savunmanın müdahalesi var Taç. Fenerbahçe'mizin. Tuğrul Selçuk. Eyüp. Tek top. Muhammed Ali. Muhammed Ali sağ kanattan topla ilerliyor. Muhammed Ali son müdahale savunmadan. Bir korner daha kazandık. Yine Tarhan. O noktada Eyüp de bu kez yakın. Paslaşarak kullandık derken. Bekleyin demiştir diyor karşılaşmanın hakemi. Tekrarlanacak atış. Tarhan yine Eyüp'le paslaşarak oynadı. Eyüp şimdi dışarıda Tuğrul atağa destek verdi. Gelişine bir vuruş Tuğrul'dan. Eyüp'ün önüne düştü olsaydı bayrağı havada Eyüp için. İlginç bir vuruş. Falsolu top Eyüp'ün önünde kaldı bir anda. Eyüp için de olsaydı bayrağı kalkıyor. Olsaydı'dan doğan endirekt serbest vuruş da tekrarlandı. Çünkü top hareket halindeydi. Yağız Baran. Ondan ileriye doğru uzun bir top. Ahmet Arif'i geçti. Efe Pırasoğlu sol kanattan girdi. Ceza sahamıza Efe ortasını da yaptı. Savunmamıza çarptı top dışarıya gidiyor. Savunmada Rıdvan'ın müdahalesi var. Bir anda kalemize etkili geldi Beşiktaş. İşte bir kez daha izliyoruz. Efe Pırasoğlu ceza sahasına çevirdi. Rıdvan'ın ters dokunuşu. Top kalenin üstünden dışarıya gitti. Yılmaz Efe gerçek. Köşe vuruşunu kullanacak isim. Bu kez konuk ekip. Kalabalık geldi. Yılmaz Efe yaptı ortasını. Ön direkte Tarhan bu topu karşılıyor. Doğukan ileriye doğru uzun bir top. Ercan çok süratli. Ercan topu önüne alırsa tehlikeli olabilir. Ercan Tuncay kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Ercan şimdi ceza sahasına girdi. Ercan'ın vuruşu top direkten dönüyor. Sonrasında kaleci Toprak. 23. dakika Ercan. Hızını kullandı. Topu kurtardı ancak direğe geçemiyor. Geçen haftayı 2 golle tamamladığını söylemiştik Ercan'ın. İşte burada hızıyla Musab'tan çok rahat kurtuldu. Çok güzel getirdi ancak burada direğe geçemiyor. Sonrasında da top kaleci Toprak Adatepe'de kalmıştı pozisyonun devamında.
kazandığı duran topta. Topu doğrudan kalecimiz Yağız Ege'ye yolluyor. Beşiktaşlı oyuncular. İsabetli bir top gelmedi. Şimdi Yağız Ege'den uzun top. Ercan'ı geçti. Muhammed Ali onu da açtı top. Atak yönü sağ kanat olacak. Taran top ayağından açıldı. Taran Seviş. Birebirleri çok etkili. Üç rakibi kapattı etrafını. Muhammed Ali ile oynadı. Savunmada müdahale Yağız'dan. Yağız Karabulut. Müdahaleyi yapan isim. Bekleyin dedi karşılaşmanın hakemi Beşiktaş ceza sahası içinde. Yılmaz Efe gerçek. Şu anda ayakkabısını bağlıyor. Evet. Oyun yeniden başlayacak. Tuğrul taç atışını kullandı. Eyüp ceza sahasına girdi. Eyüp çevirdi ceza sahası içinde. Ercan'ın kontrolü ve gol Ercan Tuncel. Az önce atmadı. Bir dakika sonra işte gol, işte takla, işte Ercan. Derbide Fenerbahçe 1-0 önde Beşiktaş karşısında. Sadece bir dakika önce yarı sahayı topla geçti. Süratiyle rakibini gerisinde bıraktı. İşte burada Eyüp Çetinkaya çeviriyor. Ercan kontrol, Ercan vuruş, Ercan gol. Gol sevincinin ardından talihsiz bir sakatlık Ercan'da. Diliyoruz ki sakatlığı ciddi değildir. Evet, şimdi ayağa kalktı Ercan. Santral oyun bir kez daha başlayacak. Derbide 1-0 öne geçtik. Efe santral oyunu başlattı. Yiğit'ten sağ kanada Hürkan. Kafayla indirdi, isabet yok. Yakupan. Mustafa. En geriye Yağız Efe. Rıdvan. Tarhan'dan önce savunmada Yılmaz Efe girdi araya. Yılmaz Efe'nin pasında isabet yok. Mustafa sağ çizgide Ercan top istiyor. Şimdi Eyüp. Eyüp'ün önünde boş bir alan var. Eyüp Çetinkaya. Eyüp topla rakip yarı sahaya geçti. Şimdi Ercan'la oynadı. Ercan tek top denedi Ercan. Top onda kaldı. Ercan Tuncel. Şimdi pasını aktardı Muhammed Ali. Muhammed Ali deneri. Topuna müdahale var Muhammed Ali'nin. Oyun devam edecek. Baskıyla topu bir kez daha kazandık. Mustafa. Döndü geriye Tuğrul Selçuk. Eyüp. İki rakibi arasından sıyrıldı Eyüp. Top hala onun kontrolünde Eyüp Çetinkaya. Topu saklamaya devam ediyor. Sağ çizgide Eyüp. Bir çalım denemesi daha geldi Eyüp'ten. Eyüp şimdi ortasını yaptı top. Beşiktaş savunmasında kalıyor. Çok şık bir çalım Yiğit'ten. Bir vücut çalımı savunmada Eren Bulut. Atağın olgunlaşmasına izin vermedi. Sonrasında da Tarhan yerde kalıyor ve faulü kazanıyoruz. Tarhan Seviş. Yerde kalan isim işte burada. Topa vuran isim Tarhan. Evet gerçekten sert bir müdahale Efe'den. ...27. dakika oynanıyor. Kadıköy'de 1-0'lık üstünlüğümüz var. Derbide Beşiktaş karşısında. Ligin ilk devresinde rakibimiz kendi sahasında 3-2 mağlup etmişti. Fenerbahçe bize bu maçta 1-0'lık üstünlüğümüz var. Tarhan'ın bu arada zannediyorum ki bir kanaması var. Kenara geliyor. 10 kişi. Şu anda Fenerbahçe'miz sahada. Bir hayli uzak bir nokta. Ercan doğrudan kaleyi düşünecek gibi gerildi şu anda. İyi bir vuruşa topağlara gidebilir. İşaret geldi Ercan. Ercan doğrudan kaleyi düşündü. Top farklı şekilde dışarıya gidiyor. Toprak Adatepe. Sol kanada doğru uzun bir kale vuruşu. Ahmet Arif kafayla indirdi. Yağız. Şimdi pasını aktardı Ahmet Arif. Ahmet Arif'ten Efe'ye. Efe'nin yanında Rıdvan var. Kritik müdahale Rıdvan'dan. Bravo Rıdvan. Eren Bulut. Top onun kontrolünde. Şimdi Mustafa. Rıdvan bu arada oyunu durdurdu. Karşılaşmanın hakemi. Yağız Karabulut. Yerde kalmış işte Rıdvan'ın müdahalesini bir kez daha izledik. Ciddi bir sakatlık yok.
Oyuna devam edebilecek Yağız bu arada. Tarhan yeniden oyunda. Kanaması. Kanama problemi çözüldü. İşte burada. Avantajı oynatmıştı karşılaşmanın hakemi. Bu pozisyonda bir sakatlık yaşadı. Yağız Karabulut hakem atışıyla. Oyun yeniden hareketleniyor. Rıdvan. Tarhan'a doğru yüksek top. Savunmada Yılmaz Efe'nin müdahalesi var. Taç Fenerbahçe'mizin. Mustafa. Ondan önce araya giren isim Yiğit oldu. Hürkan. Hürkan topla çok süratli Hürkan. Sağ kanattan ceza sahamıza girdi Hürkan. Şut açısı arıyor. Çekti soluna Hürkan. Şimdi pasını aktardı. Yiğit. Yiğit çekti soluna. Yiğit'in vuruşu top dışarıda. Yiğit Kabaktaş. Etkili geldi Beşiktaş. Kaptan Yiğit'le işte bir kez daha izliyoruz bugün. Konuk ekibin en etkili ismi belki de Hürkan topu getirdi. Yiğit'in vuruşunda isabet yok. Eyüp dar alandan baskıdan iyi çıktık. Şimdi Eyüp atak yönünü sol kanada çevirdi. Doğukan Beşiktaş'ın savunmada eksik yakaladık. Doğukan Tarhan var solunda Doğukan sağına çekti. Doğukan topu hala onda ceza sahasına girmek üzere Doğukan. Yerde kaldı oyun devam ediyor. İsabetsiz bir pas. Araya girdik bir kez daha Mustafa ile Mustafa. İki rakibi arasından sıyrıldı Mustafa. Bir çalım denemesi daha. İlk pozisyon için gelen bir düdük. Top Fenerbahçe'mizde olacak. İlk devrede normal sürede son 5 dakika. İşte bir kez daha izliyoruz bu pozisyonun ardından. Faul düdüğü geldi. İlk hamle için. Topun başında Doğukan var. İşareti bekliyor Doğukan Erciyaz. İki kişilik bir Beşiktaş barajı. Toprak Adatepe şu anda barajın durması gereken yeri ayarladı. Kalecimiz Yağız Ege Şalcı'nın evet bağcı bağlamasını bekledik. Oyun hareketlenecek. İşaret geldi. Doğukan yaptı ortasını. Rıdvan'dan kafa vuruşu gelmedi. Yakın mesafeden iyi vuruş gelmiyor. Mustafa'dan top kaleye paralel şekilde oyunda kalmaya devam etti. Şimdi uzaklaştırılan top. Savunmamız gelişi güzel kaldırdı. Rıdvan kafayla çeviriyor. Yağız Baran topa daha yakın. Yağız Baran Ercan'ın müdahalesi var. Top dışarıda taç Beşiktaş'ın. Maçtaki tek golün sahibi Ercan Tuncel. Ekrana geldi bir kez daha. Efe. Yılmaz Efe. Hürkan. Araya girmeyi başardık Yakupan'la. Hürkan'ın baskısı var. Hürkan'a yapılan müdahale için faul düdüğü geliyor. Efe. İleriye doğru uzun top. O noktada Yiğit var. Yiğit. Sağ kanatta Yiğit. Topu sol ayağına almaya başardı Yiğit. Yine kaleye düşündü Yiğit. Yine dışarıda bu top. Yiğit Kabaktaş bir kez daha kalemizi yokladı. İsabetli bir vuruş gelmiyor. Yağız Ege yanındaki arkadaşlarına gidin ileriye dedi. 32. dakika oynanıyor. Karşılaşmada Yağız Ege. Adaşı Yağız Karabulut bu topu karşıladı. Top henüz yerlenebilmiş değil. Musab, Hürkan'a doğru bir pas, hızlı bir top. Hürkan bu topu oyunda tutamadı. Taç Fenerbahçe'mizin. Rıdvan. Eren Bulut, baskı var ona. Tuğrul Selçuk. Sağ çizgide Muhammed Ali kendini gösterdi. Muhammed Ali'den tek top. Tuğrul topu saklamaya başardı. Önünde boş bir alan var. Tuğrul Selçuk sağ kanattan Muhammed Ali atağa destek verdi. Şimdi onun önüne bıraktı. Muhammed Ali sağ kanattan girdi. Ceza sahasında Muhammed Ali sol ayağıyla yaptı ortasını. Savunmada hata gelmiyor. Yılmaz Efe'nin müdahalesi var. Taç Fenerbahçe'mizin olacak. Top oyunda tutma çabası yetersiz. Ahmet Arif Beceren'in. Tuğrul. Taç atışını şimdi kullandık. Ancak... Top doğrudan kaleci toprağın elinde. Alper. Alper'in uzun pasında isabet yok. Eyüp Çetinkaya. Doğukan bir kez daha Eyüp. Mustafa. Mustafa'nın topuk pası orada hiçbir arkadaşı yok. Yiğit. Tarhan var karşısında. Yiğit Kabaktaş.
Sağ kanada doğru bir pas düşündü ancak bu top kalecimize kadar geliyor. 33. dakikada tamamlanmak üzere artık ilk devrede. Birazdan karşılaşmanın hakemi Mertcan Tubay bizlere ilk devrede oynanmamış olarak kabul edilen süreyi gösterecek. Tarhan topu kafayla önüne almayı başarır mı Tarhan? Tarhan orada yoğun çabayla topu takımımızda tutmayı başardı Taç Fenerbahçe'mizin. Önce kafa vuruşu ardından takip ve Efe'ye topu çarptırmayı başarıyor Tarhan. Yakup Han. Taç atışını kullanacak. Atak yönü sol kanat Doğukan. Topu saklayamadık o bölgede. Bir kez daha araya girdik Doğukan. Baktı ceza sahasına çekti sağına Doğukan. Şimdi Tarhan'ın önüne bıraktı. Tarhan son çizgide top oyunda tuttu. Ortayı da yaptı. Arka direkte Muhammed Ali topu takip ediyor. Muhammed Ali Dener'i. Muhammed Ali yerde kaldı. Kalktı Muhammed Ali. Müdahale var topa. Top kaybı geliyor o noktada. Yine baskımız var. O baskıdan topla çıkmayı başardı. Beşiktaşlı oyuncular savunmamızın arkasında bir pas denemesi Eren Bulut. Kalecisiyle oynadı. Sonrasında Yağız Ege. Bu topu uzaklaştırıyor. Top şimdi yere indi. Bu arada evet. Yine yaşanan bir sakatlık. Bu kez Muhammed Ali. Yerde kalan oyuncumuz Beşiktaş ceza sahasına yakın bir noktada, ceza sahası ön çizgisinin hemen üstünde. İşte pozisyon. Muhammed Ali bu pozisyonda yerde kalmıştı. Şimdi ayağa kalkıyor Muhammed Ali. Evet, ilk devrenin sonuna 3 dakika ilave geliyor. ...35 dakikalık dilim şimdi tamamlandı. 3 dakikalık duraklama dakikalarının ilkinin içindeyiz Rıdvan. Doğukan. Doğukan'dan şık bir çalım. Doğukan şimdi atak yönünü sağ kanada çevirdi. Muhammed Ali var o noktada. Muhammed Ali aldı rakibini karşısına, çekti soluna, vuruş gelebilir. Muhammed Ali kaleyi düşündü. Kaleci Toprak bu topu da sektirmiyor. Oyunu da hemen başlattı Toprak. Musab. Musab'ın pasında isabet yok. Mustafa girdi araya. Haydi ikinci golü bulalım. Doğukan. Doğukan'dan Ercan'a doğru. Savunmanın müdahalesi var. Ercan topu takip ediyor. Toprak topa daha yakın. Toprak Adatepe. Yine uzun bir degaj. Rıdvan bu topu sektirdi. Tuğrul. Faul bekliyoruz evet. Karşılaşmanın hakeminin eli havada. Tehlikeli hareket kararı. Yağız Karabulut pozisyon içindeki isim. İşte bir kez daha izliyoruz. Düdüğün geldiği pozisyonu. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz. Eren Bulut. Sağ kanadı düşündü. Bu top doğrudan dışarıda. Taç Beşiktaş'ın Yağız Baran taç atışını kullanacak. Yağız Baran'dan ileriye doğru bu topu karşıladık. Bir kez daha Yağız Baran. Bu topu da Yakup Han'la karşılıyoruz. Doğukan. Doğukan. Topuna bir müdahale var. O noktada Yiğit topu kurtardı. Sonrasında da faulü kazandırıyor Yiğit Beşiktaş'a. ...35+2 de tamamlanıyor. Son duraklama dakikasının içine giriyoruz. Efe'den yine yüksek bir top. Yakup Han bu topu sektirdi. Atak yönü sağ kanat. Sağ kanattan yerden çevrildi top. İyi bir vuruş gelmiyor Efe Pırasoğlu'ndan. %99'luk diyebileceğimiz bir pozisyon. İşte burada top direğin üstünden dışarıya gitti. Devrenin bitiş düdüğü öncesinde gole çok yaklaştı Beşiktaş ancak sonuç yok. Yağız. Yağız Ege. Kale vuruşunu kullandı. Faul düdüğü var.
Hemen oyunu başlattık. Eyüp Çetinkaya sağ kanatta Muhammed Ali koşu gösterdi. Sol kanadı düşündü. Tarhan Kaleci ile karşı karşıya. Offside bayrağı havada. Tarhan için offside bayrağı havada ve ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Karşılaşmanın hakemi Mertcan Tubay'dan. İlk devrede derbide Fenerbahçe'mizin 1-0'lık üstünlüğü var. Beşiktaş karşısına dilerseniz golü. Maçtaki tek golü bir kez daha hatırlayalım. Görüntüdeki Ercan Tuncel. Golün sahibi işte taç atışı sonrasında Eyüp 3 rakibi arasından ortasını yapmayı başardı. Ercan önce kontrol ardından bu vuruşla topu ağlara gönderdi. Ardından da ondan görmeye alışık olduğumuz bir takla sevinci. Bu golle birlikte soyunma odasına 1-0 önde giriyor Fenerbahçe. 14 yaş altı futbol takımımız Beşiktaş karşısında ikinci yarıda yeniden birlikte olacağız. Kıymetli camiamız, sevgili kongrelerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası olarak bildiğiniz gibi 3 Temmuz sürecinden itibaren kulübümüzün her dinamiğiyle maruz bırakıldığı, mücadele etmek zorunda kaldığı haksızlık ve adaletsizlikler zinciri hepimizin malumudur. Camia olarak uzun zamandır her mecrada anlatmaya çalıştıklarımızın anlaşılmadığı, dile getirdiklerimizin yeterince karşılık bulmadığı, adaletsizliklerin katlanarak arttığı süreçlerden geçiyoruz. Bunu da her geçen gün, her hafta, her sezon hep beraber tanık oluyoruz. Fenerbahçe'mize reva görünen bu sistematik kötülüğe rağmen sahip olduğu benliğin güçlü bir yansıması olarak her fırsatta ülke değerlerimiz olan saygımızı, milli değerlerimiz olan bağlılığımızı, vatanımıza duyduğumuz aidiyeti vurguladık. Bu bilinçten hiçbir zaman şaşmadık. Tüm haksızlıklara karşı dik durmaya, tüm yapılanlara rağmen ülkemize hizmet etmeye, sporun her branşında zirveye oynamaya, Türkiye'mizi temsil eden sporcular yetiştirmeye, bayrağımızı ulusal ve uluslararası alanda gururla taşıyan gençler geliştirmeye, altyapımızda yüzlerce çocuğumuza yuva olmaya devam ettik. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Fenerbahçe'miz bunları yaparken Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıkların durmaksızın katlanarak devam etmesi, milyonlarca taraftarı olan kulübümüzün camiasına dönerek yaşananları kendi içinde sorgulanması zorunluluğu artık zaruret haline gelmiştir. İşte burada milyonları temsil eden kongrelerimize çok önemli bir görev düşmektedir. Fenerbahçe'mizin tarihinde bir mihenk taşı olarak gördüğüm bu toplantıyı sizlerin katılımı, desteği, ilgisi ve katma değeri olmadan istediğimiz şekilde yapamayız. 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştireceğimiz olağanüstü genel kurul toplantımız tüm bu sebeplerle tarihi bir kimlik taşımaktadır. Tüzüğümüzün 24. maddesi 2. bendi gereğince ilk toplantıda nitelikli çoğunluk sağlanmaz ise toplantımız her zaman olduğu gibi bir hafta sonraya ertelemek zorunda kalacaktır. Ancak Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bugünün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır. 2 Nisan'da Fenerbahçeliyim diyen herkes omuzlarında taşıyan sorumlulukla bu toplantıda yerini alacağından hiç şüphem yok. Bir asrı aşkın onurlu bir tarihe sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 37. başkanı olarak siz değerli kongrelerimizden taşıdığınız sorumluluğun bilinciyle olağanüstü genel kurulumuzun ilk tarihi olan 2 Nisan gününde salt çoğunluğu sağlamanızı ve kulübümüze destek olmanızı önemli rica ederim.
Fenerbahçe sokakta oynasın, biz kaldırımda destekleriz diyenlerin omuz omuza duruşunu Fenerbahçe için bu kritik dönemde bir kez daha en güçlü şekilde ortaya koyacağımıza, haykıracağımıza inancım tamdır. Hepinize sevgi ve saygılarımla 2 Nisan'da görüşmek üzere. Mobil denize indir, farklı banka hesaplarını tek yerden yönet. Turkish Airlines EuroLeague Global sponsoru Denizbank. Ben istemez miyim şirket araçlarının yakıt takibini cepten yapabileyim? Fatura biriktirmeden akaryakıt giderlerini öğrenebileyim? Araca tanıma cihazı taktırmadan dilediğin yerden yakıt alabileyim? Taahhütsüz, evraksız, anında Opet'le olabileyim? Otobilim. Otobilim. Bravo. Gidebilirim. Görebilirim. Çözebilirim. Gösterebilirim. İşimde farkı açabilirim. Araç tanıma ve yakıt takip sisteminde aradığınız özgürlük Otobilim. Uygulamayı indirin. Dakikalar içinde şirket araçlarınızı tanımlayın. Yakıt alımına başlayın. Hoş geldin. Aa, enişte. Ne haber? Şuna bir el atsanıza. Şöyle güzel bir sinema atmosferi yaratalım dedik. Abla bu ne? Beko'dan Google TV. Bırak bırak. Otel odasında oynarız diye alalım dedik. Ekranı 120 Hz QLED olunca tabii. Oyun akıyor. Murat ne oluyor? Aynı baştaymışsın gibi oluyor. Beko'dan Google TV'ye alışanlar başkasıyla yapamazlar. Şık tasarım, üstün görüntü ve ses kalitesi, zengin ve kişiselleştirilmiş içerik dünyası. Yeni nesil TV deneyimi için Beko'dan Google TV. Hayalinizdeki Egea başka bahara kalmasın. Mart ayına özel sınırlı sayıda Egea modelleri 100 bin liraya varan nakit indirim veya %0 faizli kredi seçeneğiyle Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Nisan 2024 tarihinde Şükrü Saracoğlu'nda Fenerbahçe'mizin yanındayız. Değerli üyelerimiz için olağanüstü genel kurul toplantımız hakkında önemli bilgi notları. 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek olan, kulübümüz için büyük bir önem ifade eden olağanüstü genel kurul toplantımızla ilgili değerli üyelerimize yönlendirici olmasını düşünerek hazırladığımız bilgilendirme içeriğini camiamızın bilgilerine sunuyoruz. Fenerbahçe'miz için tarihi öneme sahip olan olağanüstü genel kurulumuza mümkün olan en fazla sayıda kongreyemizin katılımlarını hassasiyetle bekliyoruz. Toplantımız hakkında bilgi notları. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı hangi tarihte yapılacaktır? Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17'de gerçekleştirilecektir. Fenerbahçe'miz için tarihte bir ilk olacak bu toplantıda, belirlenen ilk toplantı günü olan 2 Nisan Salı günü salt çoğunluğun sağlanmasını değerli üyelerimizden önemle rica ederiz. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı nerede yapılacaktır? Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecektir. Olağanüstü genel kurul toplantı günü stadyuma girişler saat kaçta başlayacaktır? Stada girişler ve giriş kartlarının dağıtımı saat 14 itibarıyla başlayacaktır. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına kimler katılım sağlayabilir? Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına geriye dönük birikmiş aidat borcu bulunmayan, 2024 yılına ait aidatını 31 Mart 2024 saat 24'e kadar ödeyen, aidat borcu bulunmayan kongre üyelerimiz katılım sağlayabilir. Üyelerimiz kongre üyeliği kartı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, ehliyet veya pasaportla kayıt masalarından akreditasyonlarını alarak toplantımızda yer alacaklardır. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı için servis hizmeti olacak mıdır? Servis lokasyonları nerelerdedir? Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına katılım için değerli üyelerimize servis imkanı sunulacaktır.
Şişli Cevahir AVM önü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Ataşehir ve Caddebostan Migros önünden ring seferleri düzenlenecektir. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına nereden ve nasıl giriş yapılacaktır? Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına stadımızın Feneryum tribününde bulunan B1, B2, B3, B5, B6, A1, A2 numaralı kapılardan giriş yaparak Feneryum avludan kartlarınızı aldıktan sonra tribünlere yönlendirme yapılacaktır. Toplantı gününe dair diğer tüm detaylar video rehberiyle üyelerimizin bilgisine sunulacaktır. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına misafir girişleri mümkün olacak mı? Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına misafir kabul edilmeyecektir. Üyelerimizin yanında yalnızca 12 yaş altı çocukların getirilmesi halinde kabul edilecektir. İftar için ücretsiz yemek servisi olacak mı? Üyelerimize iftar için ücretsiz ikramda bulunacaktır. Ayrıca tribünlerdeki tüm büfelerimiz de ücretli olarak hizmet verecektir. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına engelli üyelerimizin girişi nasıl olacaktır? Olağanüstü genel kurul toplantımıza stadyum Feneryum tribünü tarafı 19 numaralı kapıdan refakatçi eşliğinde giriş yapabileceklerdir. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısına yardım gereksinimi olan ileri yaştaki üyelerimizin girişi nasıl olacaktır? Olağanüstü genel kurul toplantımıza katılım sağlayan, yardım gereksinimi olan ileri yaştaki üyelerimiz, stadımızın Feneryum tribününde bulunan B1, B2, B3 numaralı kapılardan giriş yaparak yürüyen merdivenleri kullanabilirler. Feneryum alt tribünü I blokta kendilerine özel yer tahsis edilecek ve gerekli yönlendirme yapılacaktır. Olağanüstü genel kurul toplantısı için otopark kullanımı olacak mı? Olağanüstü genel kurul toplantımıza katılım sağlayacak üyelerimiz için Kenan Evren Lisesi Otoparkı ve Fenerbahçe Derazı Lefter Küçük Andoniadis tesislerimizin otoparkı imkan ve limitler ölçüsünde kullanıma açılacaktır. 2 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula Akdeniz Fenerbahçeliler Derneği olarak tüm kongre üyelerimizde eksiksiz bir şekilde katılım sağlayıp Fenerbahçemizin yanında genel kurul üyelerimizin alacağı her türlü kararın arkasında olacağız. Herkese merhaba. Ben Bilecik Fenerbahçeler Derneği Başkanı Benan Pamukçu. 2 Nisan Salı günü stadımızda yapılacak olan olağanüstü genel kurulumuzda Bilecik Fenerbahçeler Derneği olarak tüm kongre üyelerimizle beraber yer alacağız. Başkanımız Sayın Ali Koç ve yönetim kurulumuza destek olmak amacıyla tüm kongre üyelerimizi stadımıza davet ediyoruz. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fenerbahçeler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, KKTC Fenerbahçeliler Derneği olarak 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul için hazırız. Belki de hayatımızın en anlamlı yolculuğu olacak. Kongre üyelerimizle birlikte kulübümüzün çağrısına uyacağız. Her zaman Fenerbahçemizin yanındayız. 2 Nisan'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda olacağız. İyi ki Fenerbahçeliyiz. Kütahya Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği olarak 2 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurula kongre üyelerimizle birlikte katılacağımızı belirtmek isteriz. Kulübümüzün aldığı her türlü radikal kararın destekçisiyiz. Merhabalar, Ordu Fenerbahçeliler Derneği olarak 2 Nisan Salı günü 2024 tarihinde stadımızda yapılacak olan olağanüstü genel kurulumuzda üzün üzerinde kongre üyelerimizle beraber yer alacağız. Sayın Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuzun alacağı tüm kararlarda yanında yer alacağız. 2 Nisan Salı günü olağanüstü genel kurulumuzda stadımızda görüşmek üzere. Çorum Fenerbahçeliler Derneği olarak kulübümüzün geleceğinin belirleneceği bu tarihi olağanüstü genel kurula tüm kongre üyelerimizle birlikte katılıyoruz. Bizler kulübümüzün ve başkanımızın alacağı her türlü kararın şartsız ve koşulsuz arkasındayız. 2 Nisan olağanüstü genel kurulumuzda kulübümüzün yanındayız, katılacağız. Fenerbahçe yalnız değildir. Oligan değil, taraftarız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kumpaslara, suikast girişimlerini yaşadık. Halihazırda da manevi ve fiziki linçlerin de farkındayız. Bu sebepledir ki kulübümüzün almış olduğu olağanüstü genel kurul toplantısına katılacağız. Bolu Fenerbahçeliler Derneği olarak kulübümüzün alacağı her türlü kararın arkasında duracağız. Merhabalar, Bolu'dan kongre üyesi Eczacı Evren Olguner. Bunca zamandır üst üste... İkinci yarıda yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. İkinci 35 dakikalık devre öncesinde Beşiktaş'ta 3 değişiklik gerçekleşti.
Ata Aytaş, Ömer Asaf Gürbüz ve Kerem Sırmalı. Üçlüsü oyuna dahil oldular. Kenara gelen isimlerse Yağız Baran, Kaya, Musab Çakıroğlu ve Efe Pırasoğlu oldu siyah beyazlı ekipte. Düdük geliyor ve ikinci yarıya Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla başlandı. Savunmamız bu topu karşılıyor. Kafa vuruşu Yılmaz Efe'den, top dışarıda, taç Fenerbahçe'mizin. İlk devreyi 24. dakikada Ercan'ın golüyle 1-0 önde tamamlamıştık. Tarhan, iyi bir kontrol gelmedi. Taç bu kez aynı noktadan konuk ekibin olacak Yılmaz Efe. Taç atışını kullanacak, gerildi. Yılmaz Efe şimdi ileriye doğru uzun bir taç. Hürkan var o noktada. Hürkan topu oyunda tutmayı başardı. Bir çalım Hürkan'dan baktı ceza sahamıza. Son müdahale Hürkan'dan. Savunmamız topu uzaklaştıramadı ancak elle oynama kararı. Rıdvan. Rıdvan'dan yüksek bir top Tarhan'a gelmedi. Savunmada müdahale yapan isim, oyuna sonradan dahil olan Ata. Ercan da kendini gösterdi. Ercan'ı geçti top. Bu kez rakip yarı sahaya doğru yüksek bir top gönderdik. Ahmet Arif. Yağız'ın arkasında kaldı top. Şimdi Yiğit. Yiğit'ten savunmamız arkasına doğru bu topu da karşılamayı başardık. Bir kez daha Yiğit müdahalemiz var. Araya girmeyi başardık. Kontratak şansı bulabiliriz. Eyüp Çetinkaya. İki rakibi var etrafında. Eyüp topu hala onun kontrolünde. Eyüp Çetinkaya. Eyüp şimdi pasını aktardı. Tarhan'dan önce savunmanın müdahalesi var. Yılmaz Efe bu topu takip ediyor. Top dışarıda. Taç Fenerbahçe'mizin olacak. Köşe gönderine yakın bir nokta. Savunmanın kontrolüne bu top dışarıya gidiyor. Paslaşarak. Kale vuruşu kullanıldı. Rakip yarı sahada baskımız var. Hatta ceza sahası içindeyiz. Ahmet Arif pasında isabet yok. Baskıyla topu kazandık. Doğukan sol sağ kanattan ceza sahası girebilirdik. Son anda topu soluna çekmek istedi Doğukan. Sonrasında da topun kontrolü bir kez daha toprakta kalıyor. Sağ kanatta Hürkan top istedi. Orayı düşündü ancak kısa kaldı top. Savunmamız bu topu da karşıladı. Bir kafa vuruşu daha geldi. O noktada Alparslan. Topa vuran isim Atak Yönüz sağ kanat olacak. Hürkan çok süratli topla. Rıdvan var karşısında. Hürkan çekti topu, şimdi pasını aktardı. Yiğit kontrol. Yiğit solayla vurdu. Savunmamızın müdahalesi var. Eren Bulut topu henüz uzaklaştıramadık. Eyüp şimdi ileriye doğru gelişi güzel bir vuruş Eyüp'ten. Alper. O noktada Alper. Alper'in pasında isabet yok. Bu topu uzaklaştırdık. Kontratak şansı bulduk Ercan. Alper geriden geldi, bu topu kazandırdı takımına. Alper, Ercan'ın müdahalesi var. Bir kez daha Alper'de top. Efe, ileriye doğru uzun bir top. Rıdvan bu topu karşılıyor. Mustafa, Eyüp. Bir top kaybı da Eyüp'ten. Henüz iki takım oyuncuları da tam anlamıyla topun kontrolünü alabilmiş değil. Savunmamızın arkasına uzun bir pas denemesi. O noktada topa daha yakın olan taraf Fenerbahçe'miz. Taç ekibimizin olacak. 39. dakika oynanıyor karşılaşmada. Doğukan yerde kaldı. Doğukan, oyun devam ediyor. Yiğit, Yaz, Eyüp var karşısında. 2-8 numaralı oyuncu karşı karşıya. Atak yönünü sol kanada çevirdiler. Ahmet'in pasında isabet yok. Sonrası da müdahale Ahmet Arif'ten. İkinci devrede düşük bir tempo ile başladı. Tuğrul'dan uzun bir taç. Ercan'dan önce müdahale var. Bu kez rakip yarı sağdan taç atışını kullanacağız. Beşiktaş'ta Efe. Bağcını bağlıyor şu anda. Yönetim kurulu üyemiz Özgür Özaktaş da karşılaşmayı izleyen isimler arasında. Yine nöbetçi golcülüğü kaplı eski futbolcumuz, 19 yaş altı futbol takımımızın teknik sorumlusu Semih Şentürk de
14 yaş altı futbol takımımızı izleyen isimler arasında yer alıyor. Rıdvan, Mustafa, Eren Bulut, Yağız Ege, bir kez daha Eren Bulut, Mustafa, Rıdvan. Beşiktaş oyuncuların baskısını kırdık. Rıdvan, basında isabet yok. Yılmaz Efe girdi araya. Yiğit, Rıdvan'ın müdahalesi var. Araya girmeyi başardık Doğukan'la. Doğukan, onun pasında isabet yok. Yağız Karabulut çekti sahne Yağız. Şimdi pasını aktardı. Savunmamızdan sekti top kaleciye. Karşı karşıya pozisyonda enfes bir kurtarış Yağız Ege'den. 41. dakika. Hürkan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kalıyor. İşte bir kez daha izliyoruz. Yağız Ege Şalcı inanılmaz bir refleks. Sağ diziyle bu topun ağlara gitmesine izin vermedi. Mutlak bir gol önlüyor Yağız Ege. İnanılmaz bir kurtarış izledik Yağız Ege'den. Sol kanattan Beşiktaş köşe vuruşuyla oyun yeniden hareketlenecek. Ceza sahamıza geldi top. Eyüp'le bu topu karşıladık. Ercan pasını aktardı. Sol kanattan atak şansı bulabiliriz ancak iyi bir kontrol gelmedi Doğukan'dan. Bir kez daha sağ kanattan geliyor Beşiktaş. Hürkan. Hürkan çekti topu. Yılmaz Efe, bir kez daha Hürkan. Müdahalemiz var. Taş Beşiktaş'ın. Yine Hürkan sağ kanattan. Topu alma yarışını Hürkan yerden çevirdi. Müdahalemiz var. Topu henüz uzaklaştıramadık. Bir köşe vuruşu daha kazanıyor konuk ekip. Bu dakikalarda beraberlik için baskısını arttırmış durumda siyah beyazlı oyuncular. Ceza sahası içinde hareketlilik var. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunmamızdan sekti top. Yağız Ege bu topu takımımıza kazandırıyor. Oyunu da hemen başlattı Tuğrul. Eyüp iyi döndü, pasını aktardı Mustafa'ya. Sol kanatta Doğukan top istiyor. Mustafa daha geriden gelen Yakupan şimdi pasını aktardı. Doğukan atak yönü sol kanat. Tarhan var önünde Doğukan'ın. Şimdi onunla oynadı Tarhan. Sol kanattan girdi ceza sahası Tarhan. Ortasını da yaptı. Savunmaya çarpan top Toprak'ta kalıyor. Toprak Adatepe oyunu hemen başlattı. Rakip yarı sahada baskının sırasında bir faul düdüğü ata topu saklamıştı. Sonrasında faulü kazandırdı Beşiktaş'a. Efe sağ kanada doğru uzun bir top. Hürkan o noktada, topuna müdahalemiz var. Tarhan'da kaldı Tarhan. Rıdvan. Yağız Ege baskı var Kerem'den. Bulut. Tuğrul. Baskıdan topla çıkmayı başardık Tuğrul. Önündeki boşluğu topla değerlendirmeyi de başarıyor. Şimdi sağ kanada aktardı pasını. Bu top oyunda tutamıyoruz. Muhammed Ali'nin gerisinde kaldı top. Taç atışı hemen kullanıldı Ömer Asaf. Ata. Bir kez daha sol kanada düşündü. Topa daha yakın olan isim Eren Bulut. Riske girmiyor Eren Bulut. Taç Beşiktaş'ın. Ahmet Arif taç atışını kullandı Yağız. Bir kez daha Ahmet Arif bekletmeden yaptı ortasını arka direkte. Hürkan'ın kafa vuruşu top dışarıda. Bu pozisyondan da sonuç alamıyor Hürkan'la Beşiktaş. İşte bir kez daha izliyoruz. Kafa vuruşu top kalenin yanından dışarıya gitti. 44. dakikada tamamlanıyor karşılaşmada. 45. dakikaya girmek üzereyiz. Yağız Ege'nin kale vuruşu Doğukan. Top hala oyun alanında. İki oyuncu arasından şık bir çalım. İsabetsiz bir pas sonrasında Yakupan'dan. Yine araya girdik. Sol kanatta Doğukan koşu gösterdi. Ona doğru bir top. Efe. Bu kez savunmada riske girmeyen isim. İki takım oyuncuları da savunmada en az risk için olabildiğince sakin kararlar veriyorlar. Geride kalan 45 dakikalık dilimde. Sorumlumuz Atakan Aydın.
ekrana geldi. Beşiktaş'ta Hürkan topu sakladı. Top hala Hürkan'ın kontrolünde. Avantajı oynattı karşılaşmanın hakemi. Hürkan'dan sol kanattaki Yağız'a. Yağız Karabulut. Yağız top ayağına dolandı Yağız'ın. Bakalım topu alabilecek miyiz? Evet, topu almayı başardı. Kontratak şansı bulabiliriz. Eyüp Çetinkaya topsuz alanda. Yağız bu arada yerde kaldı. Oyunu şimdi durduruyor karşılaşmanın hakemi. Fenerbahçe'mizde de Ömer Efe Akın birazdan oyuna dahil olacak. Karşılaşmanın hakemi Yağız'ın yanına gidince ayağa kalktı Yağız. Hakem atışıyla oyun yeniden başlayacak. Oyun durduğunda 19 numaralı formasıyla Ömer Efe Akın oyuna dahil olacak. Baskıyla topu kazandırdı Yiğit Kerem. Kerem'den Yiğit'e, Yiğit önünde boş bir alan var. Yiğit girdi ceza sahasına, çekti sonunda Yiğit'in vuruşu, top savunmamızdan döndü. Bir kez daha Yiğit'e kaldı. Yiğit şimdi dışarıya çıktı. Yağız sol kanattan aldığı topla girdi ceza sahasına. Yağız son çizgiye indi. Savunmamızın müdahalesi var. Eren Bulut müdahale yapan isim. Evet, Yakupan kenara geliyor. Ercan kanada geçecek. Tarhan'ı biraz daha geride izleyebiliriz. En ileride de 19 numaralı formasıyla Ömer Efe görev yapacak. Sol kanattan köşe vuruşunu kullandı Beşiktaş. Savunmamız kafayı vurdu. Yılmaz Efe gelişine bir vuruş Yılmaz Efe'den. Bu top doğrudan dışarıda. 47. dakikayı da 1-0'lık üstünlüğümüze geçiyoruz artık. Yağız Ege Şalcı. Bıraktı Rıdvan'ı, onunla kullandık. Eren Bulut. Bir kez daha Rıdvan. Rıdvan'dan Ercan'a doğru yüksek bir top. Savunma bu topu karşılıyor. Şimdi Ercan pasını aktardı. İleriye doğru yüksek bir pas. Bu kez o noktada Ömer Efe topu hareketlenmişti. Savunmanın müdahalesi var. İki oyuncu arasından pasımızı aktardık ancak. Faul düdüğü var Doğukan. Faulü yapan isim. Yarı sahasının son metresinde, hatta bir adım gerisinden Efe bu duran topu kullandı. Rıdvan'ın müdahalesi var. Kontratak şansı bulabiliriz. Rıdvan baktı ileriye. Rıdvan şimdi pasını aktardı. Savunma arkasına Ömer Efe hareketlenmişti. Topa daha yakın olan isim Alper. Alper. Yiğit. Yılmaz Efe. Tarhan bu topu karşılıyor. Ercan'dan önce bir kez daha Yılmaz Efe. Taç Fenerbahçe'mizin. 49. dakikaya girdik mücadelede. Tarhan taç atışını kullandı. Ömer Efe tek top, isabet yok. Yiğit girdi araya. Yiğit oyuna genişlik kazandırdı. Ahmet Arif önünde Yağız var. Ahmet Arif müdahalemiz var ancak Beşiktaş atağa devam edecek Ahmet Arif'le. Ahmet Arif şimdi pasını aktardı Yağız'a. Yağız baktı ceza sahamıza, ortası savunmamızdan döndü. Bir kez daha Yağız yerde kaldı. Evet, karşılaşmanın hakeminin eli havada. Tehlikeli hareket kararı. 49. dakikada Muhammed Ali faulü yapan isim. Kaleyi çaprazdan gören bir nokta. Yağız Karabulut yerde kaldı. Beşiktaş duran topu kazandı. Kalecimiz Yağız Ege Şalcı. Barajın durması gereken yeri ayarlıyor şu anda. Tehlikeli olabilecek bir nokta. İkinci devrede 15 dakika geride kaldı. 50. dakika oynanıyor. Maçta normal sürede son 20 dakika. Eyüp! Yayana dikkat et, bir gözün orada. Evet, okyalı. Tamam, orası iyi. İşaret geldi, orta geldi. Ceza sahamıza arka direkte boş bir vuruş Alper'den. Bu top dışarıya gidiyor. Savunmadan ileriye çıkmıştı Alper. Kafa vuruşunu da yaptı ancak top doğrudan dışarıya gitti. Yağız Ege
Kale vuruşunu paslaşarak kullandık. Mustafa Ercan. Ercan yerde kaldı. Faul düdüğü var. Hemen kullanmak istedik ancak Ercan henüz ayağa kalkamadığı için oyunu durduruyor karşılaşmanın hakemi. Evet, tedavi istedi Ercan. Maçtaki tek golün sahibi Ercan Tuncel. Şu anda tedavisi yapılacak saha içinde. İşte golü bir kez daha izliyoruz. Eyüp'ün harika çevirdiği top. Ercan ayağının dışıyla topu ağlara gönderdi ve 24. dakikada gelen bu golle Beşiktaş karşısında 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Bu pozisyondan yalnızca birkaç saniye önce direğe geçememişti Ercan. Sonrasında hem golünü attı hem de taklasını. Fenerbahçe'mizi 1-0 öne geçirdi Ercan Tuncel. Şu anda sahada 10 kişiyiz. Oyuna dahil olacak Ercan birazdan. Rıdvan. Duran topun başında, Rıdvan'dan ileriye doğru Muhammed Ali var o noktada. Savunma bu topu sektiriyor. Efe ileriye doğru gelişi güzel bir vuruş. Yiğit indirmeyi başardı. Kerem'den bir kez daha Yiğit'e isabetsiz bir pas Mustafa'dan. Ahmet Arif atak yönünü sağ kanada çevirdi. Hürkan topu oyunda tutmayı başardı. Hürkan konuk ekibin en etkili ismi. Hürkan çekti topu soluna, şimdi bir de sağına aldı topu. Hürkan topu hala onda, girdi ceza sahamıza. Hürkan sol ayağıyla vurdu. Savunmamızın müdahalesi var Eyüp Çetinkaya. Eyüp, Tarhan, Ercan, baskı var Ercan'a, o baskıda Yiğit topu kazandırdı takımın. Ercan'ın müdahalesi var. Doğukan topu rakibine çarptırıp taçı takımımıza kazandırdı. Ata bu arada yerde, müdahale yapan isim o. Ciddi bir sakatlığı yok Ata ve Doğukan. Bu kareleri alt yaş kategorilerini sık sık görüyoruz, birbirlerine selam verip oyuna devam ettiler. Rıdvan. Rıdvan'dan ileriye doğru o noktada Ömer Efe vardı. Savunma bu topu karşıladı. Şimdi Ömer Efe. Ömer Efe oyuna genişlik kazandırmak istedi. Sağ kanatta Tuğrul atağa destek verme arayışında. Tuğrul'un müdahalesi var. Ahmet Arif topa daha yakın. Ahmet Arif. Alper. İyi bir kontrol gelmedi. Topu bir kez daha kazandık. Eyüp Çetinkaya. Topuna müdahale var Eyüp'ün. Top hala onda Eyüp. Atak yönü sağ kanat. Eyüp iki rakibi var karşısında. Topuna müdahale var. Taç Fenerbahçe bizim olacak. Fiziğini çok iyi kullanıyor Eyüp. Gerek birebirlerde gerek ikiye birlerde avantajı sağlıyor kendi adına. Muhammed Ali. Muhammed Ali sol ayağıyla yaptı ortasını. Savunmada Yılmaz Efe bu topu karşıyor. Doğukan top. Henüz yere inebilmiş değil. Bir kez daha Beşiktaş savunması uzaklaştırdı topu. Rıdvan ilk hamleyi yapmayı başardı. Rıdvan Tarhan bu topu oyunda tutmayı başarıyor. Bir kez daha müdahale denedi Tarhan. Top Beşiktaş oyunculardan dışarıda. Taç Fenerbahçe'mizin olacak. Tarhan taç atışını kullandı. Topsuz alanda bu arada yerde kalan bir oyuncumuz var. Doğukan. Acı içinde yerde. Araya girmeyi başardık Ercan'la. Şimdi duruyor Ercan. Doğukan'ın tedavisi yapılıyor şu anda saha içinde. İşte bir kez daha izliyoruz. Topsuz alanda. Burada yerde kalmıştı Doğukan. İlk müdahale yapılıyor saha içerisinde. İki takım oyuncuları da bu boşluğu hem su molası hem de taktiksel bir mola olarak değerlendiriyor. Ayağa kalktı Doğukan. Oyuna devam edebilecek. İki takımı da sahaya çağırdı. Karşılaşmanın hakemi hakem atışıyla top Fenerbahçe'mizde olacak. 55. dakika oynanıyor. Normal sürede son 15 dakika. Evet, taç olmuştu konuk ekip adına. Konuk ekip de topu takımımıza bırakıyor. Rıdvan.
Cins'in yanında aldı topu Rıdvan. Top hala onda. Rıdvan arkadaşlarının yanına çağırdı. Ömer Efe'ye doğru uzun bir top. Ömer Efe ilk rakibinden vücut çalımı sonrasında savunmada müdahale. Alper'den taç. Fenerbahçe'mizin Ercan bıraktı topu Tarhan'a. Tarhan. Eyüp kendini gösterdi. Tarhan şimdi taç atışını kullandı. Mustafa. Mustafa sağ kanattan destek bekledi. O destek geldi Tuğrul'dan. Tuğrul baktı ceza sahası. Tuğrul'dan Muhammed Ali'ye bir kez daha Tuğrul. Tuğrul baktı kaleye bir kez daha Muhammed Ali. Sağ kanattan girdik ceza sahası. Muhammed Ali çekmek istedi topu soluna. Top hala onda. Muhammed Ali topu rakibinden kurtardı. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Muhammed Ali sağ kanattan ceza sahasına girmişti. Mustafa'nın müdahalesi faul düdüğü geliyor. Bir kez daha izleyeceğiz. Muhammed Ali'nin yerde kaldığı pozisyonu. İşte burada hakeme dönmüştü Muhammed Ali. Ancak oyun devam etti. Sonrasında konuk ekip duran topu kazanıyor. Yağız Karabulut yerde kalan isimdi. Ahmet Arif. Yiğit'e doğru yüksek top. Mustafa ilk hamleyi yaptı. Eren Bulut ileriye doğru yüksek bir top. Yılmaz Efe bu topu karşılıyor. Bir kez daha Eren Bulut. Top bir kez daha yere henüz inebilmiş değil. Doğukan. Doğukan'dan savunma arkasına Ömer Efe'ye doğru. Efe topa daha yakın. Son müdahale. Ömer Efe'den taç Beşiktaş'ın. Yılmaz Efe taç atışını kullandı. Gerçekten sahada ismi Efe olan çok fazla oyuncu var. Sağ kanatta Hürkan topu oyunda tutmayı başardı. Tarhan var karşısında. Hürkan baktı. Ceza sahamıza Hürkan sağ ele yaptı ortasını. Ceza sahası dışında kontrol Yağız'dan. Yağız girdi ceza sahası çekti soluna. Yağız baktı kaleye. Yağız'ın vuruşu top yan ağlarda. Son müdahale ekibimizden. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. 57. dakika da tamamlanıyor. Farklı yerlerde 3 isim bu arada sedye istendi şu anda sahaya. Üç isimden Mustafa ayağa kalktı. İki farklı noktada tedaviler devam ediyor. Bir noktada Beşiktaş sağlık ekibi oyuncumuza tedavisini yapıyor. İlk müdahalesini gerçekleştiriyor. Ceza sahamız içinde de işte bu noktada Tarhan. Bir kramp problemi olabilir. Ceza sahamız içinde de şu anda hangi isim olduğunu tam olarak göremedim. Evet, zorunlu bir değişiklik olacak. Sorunlu bir değişiklik gerçekleşecek maalesef ki Fenerbahçe'mizde. Tuğrul Selçuk. Yanlış görmediysem oyuna devam edemeyecek. Hocam. 59. dakikada tamamlanmak üzere Fenerbahçe'mizde değişiklik gerçekleşecek şu anda. Güney Kakis oyuna dahil olacak. Geçtiğimiz maç ilk 11'de şans bulmuştu işte. Bu pozisyonda hamleyi yaptığı sırada bir sakatlık yaşamış Tuğrul Selçuk. Rakibini takip edememiş. O sakatlıktan dolayı köşe vuruşuyla Beşiktaş hücumu devam edecek. Tamam orada bekle, orada bekle, oradan gireceksin. Taro orada kal. Taro, Tarhan. Orada kal, oradan gir. Hakeme söyleyelim, oradan gir. İşaret geldi şu anda. Tarhan kenarda, sağda 10 kişiyiz. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu da geldi. Top dışarıda. Hürkan kafa vuruşunu yapan isim Beşiktaş'ta. Hürkan Aktaş kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gidiyor.
Normal sürede son 10 dakika oynanıyor. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor Beşiktaş karşısında. Rıdvan kale vuruşunu kullandı. Doğukan kafayla bu topu sektirdi. Ömer Efe topu takip ediyor. Alper topa daha yakın. Alper Kalis'e döndü. Toprak hata yapmadı. Toprak bir kafa vuruşu da hatadan geldi. Kerem topuk pası denedi. İsabet yok. Araya girdik Mustafa ile. En geriye Yağız Ege. Kerem'in baskısı var. Yağız Ege'den yüksek top. Eyüp var topun düştüğü yerde. Eyüp tek başına. Eyüp Çetinkaya. Şimdi Güney. Topla ilk buluşması Güney'in. Güney Kakis. Muhammed Ali'yi düşündü. Araya giren isim Ahmet Arif. Alper. Kerem. Avantajı oynatıyor karşılaşmanın hakemi Yağız. Yağız şimdi pasını aktardı Hürkan. Koşu gösteren isim Yiğit. Ceza sahamıza girdi Yiğit. Topuna müdahalemiz var. Oyun devam ediyor. Ercan yerde faulü var. İtirazları var. Beşiktaşlı oyuncuların pozisyonu bir kez daha izleyeceğiz. Hem Beşiktaş yedek kulübesi hem de Beşiktaşlı oyuncular. Yoğun bir itiraz. Tarhan topun başında. İşte bir kez daha izliyoruz. Net bir şekilde savunmamızın müdahalede bulunduğu pozisyonu yeniden izledik. Bu pozisyonda Beşiktaş cephesi penaltı beklemişti. Tekrar da bir kez daha görmüş olduk pozisyonu. Tarhan. Doğukan. Top ayağından açıldı. Doğukan'ın top kaybı. Ömer Asaf girdi araya. Şimdi Yiğit'ten sağ kanada. O noktadaki isim Hürkan. Hürkan sağ kanattan girdi ceza sahasına. Hürkan açısı daraldı. Hürkan'ın vuruşu. Tamamlayan isim o noktada Kerem oluyor. 62. dakika. Offside bayrağı kalkmadı. Kerem topu boş ağlara gönderiyor. Bir birlik eşitlik var. İşte bir kez daha izliyoruz. Sağ kanattan Hürkan ceza sahamıza girdi. Bu arada Tarhan bir kez daha yerde. Şu anda tedavisi yapılacak Tarhan'ın. 63. dakikaya girdik. Az önce de bir sakatlık yaşamıştı. Şu anda da bir sakatlığı var Tarhan'ın. Bakalım bu kez oyuna devam edebilecek mi Tarhan? Yedek kulübemizde hareketlilik var. Yanlış görmüyorsam iki isim şu anda bir hazırlık halinde. Evet, Ahmet Aydın ve Yusuf Kaya ikilisi kenardalar. Tarhan yerini Yusuf'a bırakıyor. Bir diğer değişiklikte de kenara gelen isim 20 numaralı formasıyla Doğukan, 10 numaralı formasıyla Ahmet Aydın oyunda. Ve oyun yeniden hareketlendi. Rıdvan İleriye doğru uzun top Ahmet Arif. O noktada rahat. Uzun bir top Ahmet Arif'ten. Kerem. Hürkan koşu gösterdi. Kerem çekti topu soluna. Kerem pasını da aktardı. Faul düdüğü var. Duran topu hemen kullandı Beşiktaş. Daha geriden kullanılması gerektiğini söylüyor karşılaşmanın hakemi. Ahmet Arif. Topun başında. Ahmet Arif baktı ceza sahamıza, yaptı ortasını. Kafa vuruşu da geliyor o noktada Kerem'den top. Dışarıda kale vuruşu Fenerbahçe'mizin. Bu arada Beşiktaş yedek kulübesinde bir ismi yanına çağırdı. Karşılaşmanın hakemi Sarıkart. Teknik ekipten bir isme konuk ekipte. Rıdvan. Uzun bir kale vuruşu. Ercan bu topu takip ediyor. Ata. Şimdi pasını aktardı Yiğit. Yiğit'ten tek top. Ömer Asaf. Kritik müdahale Eren Bulut'tan. Ahmet Arif'le atak devam edecek Beşiktaş adına. Muhammed Ali var yanında. Ahmet Arif.
Ahmet Arif ceza sahasına yaptı ortasını arka direkte Yiğit. İlk kafa vuruşunu yaptı. Topu takibini sürdürüyor Yiğit. Bu kez sağ kanattan devam edecek hata konuk ekibin. Yiğit döndü geriye. Ercan o noktaya hareketlenmişti. Ahmet Arif. Ömer Asaf. Atak yönü sol kanat. Yağız girdi. Son çizgiye indi. Yağız çevirdi. Top direkten oyun alanına geri döndü. Topu şimdi uzaklaştırdık. O noktada Ercan var. İyi bir kontra atak şansı bulabilir Fenerbahçe'miz. Ercan şimdi pasını aktardı Ömer Efe'ye. Ömer Efe. Sağ çizgide Ömer Efe. Topu oyunda tutamıyor Ömer Efe. Taç atışını hemen kullandı konuk ekip. Ahmet Arif, Yağız. Topuna müdahalemiz var. Araya girmeyi başardık Mustafa ile. Savunmada eksik yakalandı Beşiktaş derken Mustafa'dan savunma arkasına hızlı bir pas. Toprak bu topu alıyor. Oyunu da hemen başlattı Toprak. Yılmaz Efe gerçek. Sağ çizgide aldı topu Yılmaz Efe. Pasında isabet yok. Rıdvan girdi araya. Mustafa iyi kontrol gelmedi Mustafa'dan. Yiğit bu kez savunmada Fenerbahçe'miz eksik yakalanabilir. Sağ kanattan Ürkan kaleciye karşı karşıya çaprazı Ürkan kalecimizden sıyrıldı. Vuruşu direkten döndü. Bir kez daha Ürkan pasını aktardı. Arka direkte Yağız topu ağlara gönderiyor. 66. dakika. Yağız Karabulut topu boş ağlara gönderdi. Bir kez daha asisti yapan isim Ürkan. İşte bir kez daha izliyoruz. Yiğit'in pasında Ürkan ilk vuruşu yaptı. Top direkten döndü. Sonrasında pasını aktarıyor. Topu Yağız boş ağlara gönderiyor. Bir kez daha santra gelecek Ömer Efe'den. Beşiktaş'ta bir sakatlık var. Zannediyorum ki şu anda Ömer Asaf kenara geliyor. Şu anda bu arada sarı kart geldi Kerem'e. Beşiktaş'ta 68. dakikada oyunda yeniden başlıyor Rıdvan. Ahmet Arif yükseklik kazandırdı. Eyüp kafayla indirdi. Bir kez daha Ahmet Arif'in müdahalesi var. Muhammed Ali topu önünde buldu. Muhammed Ali şimdi Eyüp çekti sağına. Eyüp uzaklardan kaleye düşündü. Top üstten dışarıya gidiyor. Eyüp Çetinkaya şutun sahibiydi. Beşiktaş'ta bu kez Efe. Kram problemi bu kez Efe'de var. Zannediyorum ki tedavisi yapılacak. Efe'nin Beşiktaş savunmasında Efe Kırcı. Şu anda ayağa kalktı. Tedavi oyun alanının dışında gerçekleşecek. Bu arada Toprak da sarı kartı gördü 69. dakikada. Rakip yarı sahada baskımız var. Eyüp'e çarptı top. Araya girmeye başardık. Muhammed Ali çekti soluna baktı. Ceza sahasında Muhammed Ali şimdi pasını aktardı Ahmet'e. Ahmet savunma arkasında Ömer Efe'nin koşusu var. Olsayt bayrağı havada. Bu arada Ömer Efe başına aldığı bir darbe var. Kaleci Toprak Adatepe ile çarpıştılar. Pozisyonun devamında Ömer Efe ayağa kalktı ancak Toprak şu anda ayağa kalkamadı. Onun da tedavisi yapılacak şu anda zannediyorum ki bakalım. Efe iyi misin Efe? İşte bir kez daha izliyoruz Ahmet'in pasında offside'daki isim Ömer Efe. 69. dakikada tamamlandı. Normal sürede son dakikanın içindeyiz. Birazdan karşılaşmanın sonuna ilave edilen süreyi hep birlikte göreceğiz. Uzun bir top. Ahmet bu topu karşıladı. Bir müdahale daha Ahmet'ten Efe. Geriye doğru gelişi güzel bir vuruş. Topa daha yakın olan isim Eren Bulut. Hata gelmedi Eren Bulut'tan Güney. Mustafa. Atak yönü sol kanat. Yusuf'tan Ahmet'e. Ahmet.
Ahmet topu saklamayı başardı. Ahmet sol çizgide. Ahmet topuna müdahale var Ahmet'in. Son müdahale Ahmet'ten diyor karşılaşmanın hakemi Taç. Beşiktaş'ın taç atışı hemen kullanıldı. Sağ kanatta Hürkan. Yusuf arkasında, Hürkan yerde. Faul düdüğü. 70. dakikada. Hürkan Aktaş. Yerde kalan isim. Şu anda tedavi isteyecek bakalım Hürkan. Karşılaşmanın sonuna 7 dakikalık bir ilave bu arada. Topun başında Ahmet Arif var. Ahmet Arif paslaşarak oyunu başlattı. Hürkan. Hürkan sağ kanattan ceza sahasına girmek üzereydi. Şimdi Yılmaz Efe baktı ceza sahamıza. Yılmaz Efe yaptı ortasını. Kalecimiz Yazege'de kaldı top. Yazege. Oyunu hemen başlattık Yazege ile. Orta yuvarlakta Ercan. Ercan'dan tek top. Ahmet. Atak yönü sol kanat. Önünde Eyüp var. Beraberliği arıyor Fenerbahçe'miz. Ahmet Aydın. Ahmet. Şimdi solundaki Eyüp'le oynadı. Eyüp sol kanattan girdi. Ceza sahası yerden çevirdi. Orada bir vuruş gelsin. Savunma topu uzaklaşamadı. Bir vuruş. Savunmanın müdahalesi var. Ömer Efe şutun sahibi. Son müdahale savunmadan. Köşe vuruşu kullanacağız. Sol kanattan. Ercan. O noktada. Yine paslaşarak kullandık. Eyüp. Müdahale Yiğit'ten. Bir korner daha. Eyüp bu kez gitti. Paslaşarak değil doğrudan bir orta gelecek. Ercan. Baktı ceza sahasına. Ercan yaptı ortasını. Ön direkte savunma bu topu karşılıyor. Bir korner daha üst üste üçüncü kez. 70 artı ikinci dakika oynanıyor. Ercan. Yaptı ortasını Ercan. Kafa vuruşu arka direkte. Kaleci Toprak. Üstüne gelen bu topu rahatlıkla kontrol etti Toprak. Oyunu da hemen başlattı Toprak. Savunmada Güney bu topu karşıladı. Ahmet Arif. İleriye doğru uzun bir top. Güney bu topu da karşılıyor. Beşiktaş atağı devam edecek Kerem. Kerem'den isabetsiz bir pas. Yağız topu takip ediyor Güney. Eren Bulut. Eren Bulut'tan ileriye doğru uzun top. Yerde kalan isim Ercan. Faul düdüğü geliyor. Eyüp. Hemen kullanmak istedik. Kullanamadık Ercan. Gerideki arkadaşlarına da ileriye gidin diyor. Beraberliği tüm hatlarımızı arayacağız. 10 oyuncumuzla rakip yarı sahada. Ercan. Yaptı ortasını Ercan. Mustafa'nın kafa vuruşu top ağlardı ancak offside bayrağı havada. Offside bayrağı havada 70 artı 3. dakikada Mustafa top ağlara gönderdi. Ancak offside bayrağı kalkıyor işte Ercan'ın bu ortasında. Mustafa top ağlara göndermişti ancak gol geçerli kazanmıyor. Karşılaşmanın hakemi offside dedi bu gol için. Beşiktaş'ta Yağız kenara geliyor. Kuzey Emir oyuna giriyor duraklama dakikalarında. Offside'dan doğan endirekt serbest vuruşu. Toprak şimdi kullandı. Mustafa bu topu karşılıyor. Mustafa Ercan'ı düşündü. Çok hızlı bir pas. Top kaleci doğrudan Toprak'ta kalıyor. Toprak. Faul düdüğü Ercan'ın müdahalesi için. Toprak'tan sağ kanada doğru bir pas. Top doğrudan dışarıda. Taç Fenerbahçe'mizin. Yusuf. Taç atışını kullanacak. Beraberlik arıyoruz. Ömer Efe.
Bir kez daha Yusuf. O baskıdan topla çıkamadık. Beşiktaş kontratağa kalkıyor. Duraklama dakikaları 70 artı 5. dakika. Hürkan. Hürkan şimdi sağ kanatta. Yiğit girdi ceza sahamıza. Yiğit çekti soluna baktı kale. Yiğit'in vuruşu top üstten dışarıya gidiyor. Üçüncü gole çok yaklaştı Beşiktaş. İyi bir vuruş gelmiyor Yiğit'ten. İşte bir kez daha izliyoruz. Oyunu hemen başlattık. Güney. Kerem'in müdahalesi var. Bir kez daha Güney. Eren Bulut. İleriye doğru uzun bir top. Savunmada Alper bu topu sektirmedi. Mustafa. Topu söktü aldı Mustafa adeta. Şimdi Yusuf. Yusuf'tan isabetsiz bir pas. Efe bu topu uzaklaştırıyor. Eren Bulut. Gelişi güzel bir uç. İkinci hamle de Eren'den geldi. Tehlikeli hareket kararı. Kerem faul yapan isim. Bir değişiklik daha var bu arada. Yiğit. Kenara gelecek. 10 numaralı formasıyla. Furkan Musayev. Oyuna dahil olacak kaptanlık pozisyonunda da Yılmaz Efe gerçekte olacak kalan bölümde. Yine tüm hatlarımıza rakip yarı sahaya geldik. Ercan bütün arkadaşlarını ileriye yolladı. Değişiklik gerçekleşiyor. Duraklama dakikalarının da sonuncusunun içindeyiz. Ercan ileriye doğru uzun top Ömer Efe kafayı vuramadı. Şimdi Kerem. Kerem'den tek top Beşiktaş kontratağı Hürkan. Müdahale var Güney'den top bir kez daha Hürkan'da kaldı. Hürkan topla çok süratli. Hürkan önce soluna sonra sağına çekmek istedi. Güney girdi araya. Hürkan'ın baskısı faul düdüğü. Oyuncular arasında bir gerginlik bu arada. Güney ve Hürkan arasında. Beşiktaş yedek kulübesinden Güney bu arada. O noktaya geldi bakalım. Hangi isimlere kart çıkacak bu pozisyonda? Yine Ercan topun başında. Sarı kart. Zannediyorum ki Güney'e çıkıyor. Evet, topun yerine alınmasını istedi. Karşılaşmanın hakemi. Ercan yine topun başında. Ercan'dan yine uzun bir top. Savunmada Yılmaz Efe bu topu karşıladı. Kerem kafayla indirdi. Hürkan yine savunmada eksik yakalandı. Hürkan'dan Kerem'in koşu yoluna Kerem. Kerem. Sol kanattan girdi ceza sahası Kerem yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Ercan Tunçel müdahaleyi yapan isim işte ekrana da geliyor Ercan. 70 artı 8. dakika. Penaltı kullanacak Beşiktaş. Şu anda Kerem. Bu arada bir gerginlik daha var oyuncular arasında. Evet, iki oyuncu da birbirine pozisyonun ardından şak yaptı diyebiliriz. Oradaki gerginlik yatıştı zannediyorum ki ama topun başında Kerem var. 70 artı 9. dakika. İşaret geldi. Kerem geldi. Kerem'in vuruşu top direkten dışarıya gitti ve 70 dakikayı bitiren düdük geliyor. Fenerbahçe 14 yaş altı futbol takımımız 13. hafta erteleme maçında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oluyor. Maç yayınımızın burada sonuna geliyoruz. Başka bir maçta görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.